KL aralığını 5 saniyede alıyormuş. O halde KL aralığındaki hızına VKL dersek X KL eşittir VKL çarpı T'den. Burası 200 metreydi. KL arasındaki sabit hız 5 saniyede aldığından buradan KL arasındaki sabit hızı 40 metre bölü saniye gelir. Daha sonra LM aralığını ise yani burayı da 10 metre bölü saniye hızla alıyormuş. Bu durumda TLM aldığı yol olan yüzün 10'a oranı olup buradan da 10 saniye gelir. Burası da KL arasını ise 5 saniyede alıyordu. Şimdi KM aralığındaki ortalama hızı ve ortalama hızı KM aralığındaki nedir? Toplam yer değiştirmesi olan 300'ün toplam süre olan 5 artı 10 yani 15'e oranı. Buradan da 20 metre bir saniye gelir. Şimdi MN aralığını da aynı ortalama hızla alıyormuş. Buradaki ortalama hızımız da 20 metre bir saniye olacakmış. Bu durumda XMN eşittir ortalama hız çarpı TMN arası dersek buradaki alınan yol 50, ortalama hızımız 20. MN dersek buradan da MN aralığını alma süresi 5 bölü 2 saniye olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Şimdi sürat arkadaşlar neydi? Yol bölü zaman ve skaler idi. Hız ise yer değiştirme bölü zaman olup hızımız da vektörel idi. Çünkü yer değiştirme vektöreldir. Birinci yargımız doğru olur. Her ikisinin birimi de yine metre bölü saniye. SI'da metre bölü saniye olup ikinci yargımız da doğrudur. Büyüklük olarak her zaman birbirine eşit değildir. Çünkü yol doğrusal ise yol ve yer değiştirme aynı ama doğrusal değilse farklı olduğundan her zaman dediği için yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olur. Şimdi grafiğimizin eğimi hızı verirdi. İlk durumdaki hızımız eksi x bölü t eğimden eksi v iken sonraki hızımız artı 2x bölü 2t'den o da artı v'dir. Yani araç t anında yön mü değiştirmiştir? Evet, çünkü hızımızın yönü değişmiştir. Doğrudur. Aracın aldığı yol toplamda 1x burada gitmiştir. 2x de burada. 3x yol almıştır. Doğrudur. Ortalama süratimiz neydi 0t'de? 0t'de aldığı yol x bölü t. Diğerinde ise 3 T3 aralığındaki aldığı yolda 2x bölü 2t olup eşittir. Aracın ortalama hızı, ortalama hız nedir? Yer değiştirme. Toplam 1x yer değiştirmiştir. Geçen süre 3t'dir. Ortalama sürat ise toplam alınan yol yani 3x bölü 3t'dir ki ortalama hız ortalama süratten küçüktür. Doğrudur. Araç 0 t aralığında yavaşlamış. Hayır, sabit hızla gitmiştir. Grafiğimizi çizecek olursak hız zaman grafiğini burası t olsun, burası da 3t olsun. T 3t. Şimdi aracımızın önce hızı eksi v idi. Sonraki hızı da artı v. Yani sabit hızlı hareket etmiştir. Sabit hızlıdır. Bize de yanlış olan sorulduğundan cevabımız E seçeneği olur. Şimdi araçların göstergesi sürati verirdi. Dolayısıyla K aracının sürati 120 km saat iken
L aracının da sürati 100 kilometre saattir. Şimdi buna göre K aracının 5 dakika aldığı yolu L aracı 6 dakikada alır diyor. 5'e 6 oranı olduğundan birinci yargımız doğrudur. K'nın aldığı yol yer değiştirmesinin büyüklüğüne eşittir diyor. Doğrusal dediği için yolumuz, yön değiştirmeden dediği için yine bu da doğru olur. L'nin ortalama sürati hızının büyüklüğüne eşittir diyor. Yolumuz doğrusal olduğundan yine üçüncü yargımız da doğru olur. Cevabımız her üçü de doğru olup E seçeneğidir. Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verirdi. Ancak 0-5 saniye arasındaki ortalama hızı diyor. Ortalama hızımız toplam yer değiştirme bölü zaman idi. Toplam yer değiştirmemiz 0 olduğundan ortalama hızımız da 0 olur. Ancak ortalama sürat alınan toplam yol bölü zamandır. Toplam yolumuz buradan 0'dan 10'a gitmiş. Sonra geri 0'a gelmiş. Toplamda 20 metre yol almış 5 saniyede. Buradan da 4 metre bir saniye gelir. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi Peker K noktasına ulaşıyor. Peker'in genel yer değiştirmesi R kök 2 kadar ise diğerlerinin yer değiştirmesi yani Rıza'nınki R kadar yine Salih'inki de R kadar olacaktır. Bu durumda yer değiştirmeler en büyük Peker'inkisidir. En büyük yer değiştirme Peker'in, sonra Rıza'nınki ve Salih'inki eşittir. Süre ise geçen süreler. En önce Peker gidiyorsa o zaman Peker'in süresi daha kısadır Rıza'dan. Rıza'nınki de daha kısadır Salih'ten. Çünkü Salih en son ulaşıyor imiş. Ortalama hız ise yer değiştirme bölü zaman idi. Yer değiştirmesi büyük, zamanda küçük olan Peker'in ortalama hızı daha büyüktür Rıza'dan. Rıza'nınki de daha büyük Salih'ten olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi İstanbul'dan Ankara'ya gitmek istiyor diyor. İstanbul'dan Ankara'ya gittiğinde Ankara'ya varıncaya kadar kaç metre yol gideceğini navigasyondan bilgi sahibi olmuştur. Birinci yargı doğrudur. Ortalama kaç kilometre saat süratle otomobil kullanması gerektiğini. Şimdi ortalama sürat neydi? Ortalama süratimiz alınan toplam yol, alınan toplam yol bölü geçen süreydi. Buradan da toplam yolu navigasyon verdiği için geçen süreye böldüğümüzde ortalama sürette bulunmuş olur. Ortalama kaç hızla diyor, hız bulunabilmesi için navigasyon yer değiştirmeyi vermez. Ortalama hızımız nedir? Yer değiştirme bölü zamandır. Yer değiştirme bölü zaman. Navigasyon yer değiştirmeyi vermediğinden, bilinmediğinden bulunamaz. Verilen bilgilere göre diyor bakınız. Dolayısıyla hızına ulaşamayız. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. Şimdi 600 kilometrelik yolu 120 ile alıyor diyor. O halde birinci durumdaki süremiz 600 kilometre bölü 120'den ne olacaktır? 5 saniye. 1 saatte mola veriyor. T2 eşittir 1 saat. Burası da saatti. 1 saatte mola veriyor. Sonra ise 300 kilometrelik yolu da 100'de gidiyor. Bu durumda da 3 saat geçecektir.
Toplam geçen süremiz burada ne olacaktır? 3, 4, 9 saat olur. Sürücünün ortalama hızı soruluyor. Ortalama hızımız toplam yer değiştirme bölü geçen toplam süreydi. Toplam yer değiştirme 600 kilometre ile 300 kilometrenin toplamı olan 900. Süremiz de 9 saat olduğundan ortalama hızımız buradan 100 kilometre bölü saat gelir. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi trafik lambalarda yeşilden kırmızıya dönmesi arkadaşlar 40 saniye olmuş. Diğerinde 30 ve 10. Şimdi bunlara dikkat ederek eğer 20 olsaydı buradaki T1'imiz 1000 bölü 20'den ne olacaktır? 50 saniye olurdu ki bizim 40 saniye yanma aralığı olduğundan olamayacaktır. Diğerinde ise 25 olursa 1000 bölü 25'ten kaç olacaktır arkadaşlar? 104, 40 olacaktır. Yanma aralığımız birinci lambada 40 olduğu için doğrudur. Diğerine 70 çıkacaktır süre toplamda yine olur. O halde yakalanmayacaktır. 30 olduğunda ise T3 dersek 1000 bölü 30 olduğunda burası yaklaşık arkadaşlar kaç olur? 33 falan olacaktır. Ancak burada 3. trafik lambasına yakalanmış olacağından olmayacaktır. Doğru cevabımız yalnız 2 B seçeneği olur.